Merhaba kanal izleyicileri, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda salep yapacağız. Yılın her döneminde, her ayında, her gününde içilebilen ama özellikle soğuk havalarda içimizi ısıtan ve tadı da enfes olan, harika olan bir salep yapacağız. Bunun için malzemeleri şu şekilde vereceğim size. Tabii ki ana malzememiz salep, hiçbir zaman değişmeyecek. Bu aktarlarda bulabileceğiniz salebin kendisi, saf hali salebin, yani toz salep, marketlerdeki gibi değil. Ölçüyü verirken de 1'e 1 bardağı oranlayacağım ben size. 1 bardağa göre vereceğim. Siz bunu 2, 3, 4, 5 şeklinde yapabilirsiniz. Kendinize göre değiştirebilirsiniz. 5 ile çarparsınız veya 3 ile çarparsınız. Ama biz 1'e 1 bardağa göre vereceğim ben bunu size. Aynı zamanda şeker. Peki oran nedir? 1 bardak süt için dolu dolu 1 tatlı kaşığı şeker. Bakın şöyle şuraya koyuyorum. Bu şekilde aldım. Şuraya koydum. Aynı zamanda bundan da bir çay kaşığı, tahmini bu kadar, bakın bir çay kaşığı civarında da nedir? Salep alıyoruz ve bütün ana malzememiz bu kadar. Ürün bu. 1 bardak süt, 1 tatlı kaşığı dolu dolu şeker, 1 çay kaşığı da salep oluyor. Ana malzemelerimiz bu şekilde. Malzemelerimizi 2 bardaksa 2, 2, 3 bardaksa 3, 3 şeklinde siz devam edeceksiniz. Ama şekeri dolu dolu koyun. Şekerli içiyorsanız artırabilirsiniz ama salebi artırmaya çok koyu olur. Ama kıvam size kalmış yine. Evet, şimdi başlayalım. Salebi yapmaktaki en büyük, en önemli, en değerli püf nokta şu. Sütümüzü soğuk olarak kullanmaya başlayacağız. Soğuk olarak önce tenceremize döküyoruz. 1 etti. Biz 4 kişilik yapacağız. 2... 3 ve 4. Soğuk olarak derken buzdolabından çıkmış şekilde değil. Yani sıcak olmayacak. Yani normal oda sıcaklığındaki sütü de kullanabilirsiniz. En önemli püf nokta, soğuk olan süte dolu dolu 4 bardak kullandıysak 4 tatlı kaşığı şeker atıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dolu dolu. Eğer biraz da şekerli istiyorsanız bir tane daha atabilirsiniz ama fazla şeker bayar insanı. Gelelim salebimize. Salebi de dolu dolu olmasına gerek yok. Yine birebir de 1. Bakın bu şekilde alıyorum. 2. Silme diyebilirsiniz buna. 3. 4. Normal doğal salep, saf salep bu. Bunu şimdi soğuk olarak karıştıracağız. Karıştırabildiğimiz kadar karıştıralım soğuk olarak. Homojen şekilde karışsın. Eğer kaşıkla tam olarak karışmayacaksa, eğer öyle düşünüyorsanız mutlaka bunu tel çırpıcıyla şöyle karıştıralım. Yani salebin burada içinde darmadağın olması lazım. Yani dağılması lazım. Evet, bakın salebimiz ve şekerimiz burada karıştı. Şu anda salep parçaları gözükmüyor. Tavsiyem aktarlardan salep alın ve öyle yapın. Gayet lezzetli, enfes bir içecek bu. Sıcak içeceklerden. Evet, şimdi ısıtmaya başlayalım. Evet, bakın bunun kıvamı şu anda bu şekilde. Biraz cıvık. Bakın su gibi. Sesten anlarsınız. Bunu böyle ateşimizde, orta ateşte sürekli karıştıracaksınız. Bakın ikinci püf nokta şu. İkinci püf nokta şu. Durmaksızın karıştıracaksınız. Çünkü süt tencerenin dibine veya pişirdiğiniz kabın dibine yapışıyor. Bu yüzden bunu sürekli karıştıracağız. Sürekli. Kıvamı yavaş yavaş gelmeye başlayacak zaten. Kıvamı geldiği zaman yani hafif krema tarzında olacak. Hafif kremamsı olacak. Şöyle sesinden anlarsınız zaten. Biraz daha dolu çıkar sizi. Gür çıkar. Şu anda incecik. Krema kıvamına gelene kadar devam ediyoruz. Kaynadığı an bırakacağız. Ateşi çok açmayın çünkü dibine yapışıyor. Evet, bakın yaklaşık 2-3 dakika geçti. Şu anda bile bakın kıvamı koyulaşmaya başladı. Bakın burada salebin ölçüsü çok önemli. Salebi silme çay kaşığıyla atacaksınız. Dolu dolu atmıyorsunuz. Bakın bu çok önemli. En önemli konulardan bir tanesi o. Evet, bakın. Şu anda bile koyulaşmaya başladı. Evet, devam ediyoruz bu şekilde hiç durmaksızın.
Evet, şu anda yaklaşık 5 dakika oldu. Size kıvamını göstereyim ben bunu şimdi. Bakın, sese bakın şimdi. Bakın ses çıkmıyor bile. Ya da tok çıkıyor böyle. Krema kıvamına yaklaştı. Bakın, gayet güzel oldu. Dolu dolu şu anda tok ve ağırlaştı da biraz. Şu anda 5 dakika geçti. 5 dakika, 6 dakika oldu. Biz bunu nerede pişiriyoruz? Ocağımızın en küçük gözünde ve orta ateşte. Sizin ocağınızın şiddetine göre, ateşinizin şiddetine göre bu değişebilir. Az kaldı kaynamasına. Evet, bakın krema kıvamına geldi. Şu kaşığın buralardakine bakmayın. Dibindeki, tencerenin dibinde olanlar var. Yapışan sütler, sütler onlar. Yapışan süt kısımlar. Bu yüzden önemli değil. Çok az kaldı. Kaynamak üzere, ne demiştik? Kaynadığı an bırakacağız demiştik. Bakın salebi neyle içeceğiz? Tabii ki tarçınla içeceğiz. Gayet lezzetli olur tarçın. Bakın kaynamak üzere. Kıvam bu. Evet. Şu anda kaşık içinde zorlanıyor. Dibine sütler yapışmaya başladı. Bu salebimizin olmak üzere olduğunu, salebin kaynamak üzere olduğunu gösterir. Mutlaka aktarlardan alın. Ailece bu sıcak salebi, iştah açıcı salebi ailece tadın ve birlikte yudumlayın. Evet, kaynadı bakın. Şu anda alıyoruz. Bakın kaynadı. Evet, şu anda alıyoruz artık. Altını kapattık. Evet, iki büyük. Arkaya koyuyorum. Evet, saleplerimiz hazır. Bakın. Fincanlarımıza koyduk. Şöyle. Evet. Harikalar. Şu anda sımsıcaklar. Ve tarçınımız. Yılın her mevsimi, her günü içilecek olan salebimiz özellikle kış aylarında ailece içebileceğiniz, içinizi ısıtan mis gibi bir içecek. Yapımı hiç zor değil. Çok kolay. O yüzden mutlaka ailece bunu için. Daha sonraki içecek videolarımızda, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.